Merhaba arkadaşlar, Oyunlar Başlığa hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Borderlands oynayacaktık ama ve lakin gördüğünüz üzere şu anda sadece oynayan bir video var. Ben oynamıyorum. Neden? Çünkü dün gece ben oynadım. Hatta 1 saat falan sürdü. 1 saatten uzun sürdü. Bu bölgedeki görevlerin hepsini yaptım. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ses yani 1 saat 7 dakika, 1 saat 8 dakika boyunca ses az önce duyduğunuz o şekilde kaydolmuş. Mikrofondaki bir problemden dolayı. Mikrofon sizde de böyle bir problem yaşıyorsanız, bundan önceki mikrofonda da yapıyordu bunu. Bunda da yapıyor. Uzun zaman kafayı yememe sebep olmuş. Daha önce Sazan TV'deki kullandığım mikrofon bu problemi yapmaya başlayınca. Hatta 2-3 gün video çekememiştim, giderememiştim bu sıkıntıyı. Şu ucuna mikrofonun, bu kapasitif mikrofon, ucuna böyle tak 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 diye parmağınızla sertçe birkaç kere vurduğunuzda düzeliyormuş meğer. Bunun problemin sebebi nedir bilmiyorum. Önceki mikrofonda da yapıyordu, bunda da yapıyordu. Yani demek ki olan bir problem. Sizde de oluyorsa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Peki şimdi ne olacak? Sessiz bir şekilde ve biraz da hızlı bir şekilde. Yani 1 dakika 7 1 saat 7 dakika boyunca ben bu videoyu sizlere izletmeyeceğim sessiz olarak. Hızlı hızlı geçip neler yaptığımızı anlatacağım ve böyle bir durumla karşılaştığımız için sizi böyle bir videoyla izlemek zorunda bıraktığım için bu videoyu özür diliyorum ama yani bu oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Bir yere oynadıktan sonra oraya otomatik kaydediyor. Yani siz save almıyorsunuz. Bu oyunda save etme diye bir şey yok. Otomatik kaydediyor. Dolayısıyla geriye dönük hani eski bölümleri oynama şansınız yok. Aynı görevleri tekrar yapma şansınız yok. Yani yaptığınız bir görevi yapmış bitirmiş oluyorsunuz. Geçmiş olsun, bir daha aynı görevi yapamıyorsunuz. Aynı yerlere tekrar gelip aynı yaratıkları tekrar öldürebiliyorsunuz. O ayrı ama görevleri tekrar yapamıyorsunuz. Peki burada ne yaptık? Buraya girdik. Buraya zaten daha önceki bölümde de şöyle bir girmiştik. Buradaki arkadaşları, şu zıp zıplayan kuyruklu şeyleri, yaratıkları öldürmüştük. Bir de sağda yukarıda az sonra göreceğiz. Ben şöyle hızlı geçebiliyor muyum? Şöyle yapabiliyorum. Bu VLC Media Player kullanıyorum ben arkadaşlar. Ücretsiz bir program. Artıya bastığınızda klavyede hızlandırıyor videoyu. 2 kat, 3 kat daha hızlı oynatabiliyor. Buna 3 kat diyelim. Hızlı akıtsın. Seviye atladık az önce ve kalkan simgesi olan ve sadece bir defa arttırılabilen, bir kere alınabilen bir özellik aldık. O özelliği de şu anda kullanıyoruz. Az önce kullandık. Hızlı geçmenin de işte dezavantajı. Hatta normal seyrinde akıtayım. Neredeydi o? Şu özelliği aldık. Bu kap. Backup değil, bu kap. Bunu aldık. Bu özelliğin şeyi %30 diyor ama %30'dan daha fazla galiba. Death Trap bizim robotumuz. Bizim kalkanımızı fulluyor. Kalkanımız düştüğünde bize dönüyor. Elektrik bir şey fırlatıyor ve kalkanımızı hızlıca fulluyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Nasıl olduğunu onu bir görün. Kalkanımız düştü. Birkaç kere hasar aldık. Ve robotumuz anında kalkanımızı fulledi. Bu özellik güzel. Bunu kullanacağız. Daha doğrusu robotumuz bize karşı kullanacak. Bizim için kullanacak. Güzel bir özellik. Gittikçe, seviye atladıkça aldığımız özellikler çok daha iyi özellikler oluyor. Bu karşıda Mordecai, o da 22. seviyeymiş. O da uzaktan sniper'la ateş ederek bize destek oluyor. Slackliyor şeyleri, yaratıkları. Şurada karşıda gördüğünüz. Ahan da. Mordecai zaten görevde onun yanında. Onun yanına çıkacağız. Hatta bu tarafa doğru gidiyoruz baştan, sonra bakıyoruz. Aa, orada değilmiş diye. Geri dönüyoruz hızlıca. Mordecai'nin yanına gidiyoruz. Mordecai bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor burada. Havadan uçan kuşlar falan filan da geliyor. Havadan uçan kuş ne demekse, zaten kuş dediğin havadan uçar. Saçmaladım.
Burada bize görevimizi veriyor. Duvara bir şeyler çizmiş. Elindeki 10 kiloluk sniper'ı tek eliyle böyle tık 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 rahat rahat bilek hareketleriyle sallayabiliyor nasıl bir şeyse. Sanki içi boş kartondan bir silahmış izlenimi uyanıyor böyle olunca. Daha ağır olması lazım. O ağırlık hissi sıfır oyunda. Aa, ne? Taramasızlık. D'ye bastım bir şeyler yaptı. Ben niye de bir elimde klavyenin üstünde sanki oynayacakmışım gibi. Karşıya şuraya gideceğiz arkadaşlar. Yolda bizi robotlar karşılayacak. Arada işte insanlar falan da çıkıyor ama bu bölge bol bol robotların çıktığı bir bölge. Şurası. Burada da şuranın içine girdikten sonra şeyler var. İşte az önce öldürdüğümüz gibi yaratıklar. Bir de neydi, ne deniyordu onlara? İsmini unuttum. Hani bu oyundaki kurtvari olan yaratıklar. Oyunun en başlarında karşımıza çıkan yaratıklar. Birazdan göreceksiniz. Onlar çıkıyor bol bol. Onlara avlaya avlaya gidiyorsunuz. Görev orada haritada az önce gördüğünüz noktada. Bu robotları robotumuzun da yardımıyla ve uzaktan avlayabildiklerimizi sniper'la, yakından avladıklarımızı da şu eritme özelliği olan bu silahla haklaya haklaya geçtik. Bayağı eğlenceli bir kısımdı. Bu arada geyik de yaptım ben. Şeyden bahsettim. Beş Kardeş dizisinden. Birinci bölümünü izledim. Çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Gayet eğlenceli, güzel bir dizi olmuş. Onur Ünlü her zamanki kalitesini konuşturmuş bence. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Onlardan falan da bahsettim. Böyle geyik yaptık. Sonrasında işte uçan bu şeyler var. Uçak gibi şeyler, minik. Robotik. Bunlar robotların kalkanlarını, canlarını fulluyor. O yüzden önce o uçanları indirip sonra robotları haklamanızda fayda var. Şu yanınıza kadar koşup patlayanlar var. Onları yanınıza kadar koşturmayın. Neyse, buraları da geçelim. Şurada bir yerde şey var. Ha, şurayı izleyelim. Kapıdan giremiyorsunuz. Normalde ışınlar var. Onu keşfettik. Şurada yukarıda şimdi dürbünle bakacağız. Kabloyu takip ettik. Kablo yukarıdan devam ediyor. Aha da orada patlayıcı bir tüp gibi bir şey var. Onu vurduğunuz zaman şurası açılıyor. O da aklınızda bulunsun. Bu oyunu siz de oynuyorsanız burayı açmanın yolu o yukarıdaki şeye, tüpe ateş etmek. Güzel silahlar falan çıkıyor. Tabii kendi level'ınıza, seviyenize uygun bir vakitte gelirseniz buradaki silahlar falan bayağı işinize yarayabilir. Birazdan bir tane silah bulacağım. Normalde bizim seviyemizden daha düşük seviyede bir silah olmasına rağmen acayip işime yaradı o silah. Dehşet bir şeydi. Yani birazdan onu da göstereceğim. Şimdi hızlı hızlı buralara da geçeyim. Buralarda robotlar geliyor. Erite erite ilerledik bol bol. Robotumuz yardım etti. Ha, şurayı göstereyim. Şu köprü gibi bir yere geliyorsunuz üstten dolaşarak. O yukarıdan ateş edip patlattığınız şey var ya, onun yanından sağa doğru dönüyorsunuz. Skak denen bu işte kurtvari, bu bölgenin, bu diyarın kurtları var aşağıda. Bolca aşağı indiğiniz zaman üzerinize akın akın çullanıyorlar. Bu skakların karşıdaki gibi alevli olanları var. Ki badass fire skak diyor. İşte süpersonik badass falan gibi böyle absürt isimleri olanlar oluyor. Güçlü olanlar falan oluyor. Onlara dikkat edin. Onlar çok kolay öldürebiliyor sizi. Gerçi dediğim gibi ben ha bak 3 tane şey yaptı. Yavrusunu yaptı bir anda. Çoğaldı. Ben dediğim gibi 23. seviyeyim. Buradakiler ortalama 19. seviye falan oldukları için hiç ölmeden geçtim bu kısımları ama siz 23 iken görev de 23 ise burada karşılaştığınız bazı yaratıklar 24. 25. seviye olabiliyor. Yani sizden daha güçlü olabiliyor. Hele hele bir de bedes falansa bayağı tırmalıyorsunuz buralarda, öyle biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada bir yer keşfettik. Orayı göstereyim. Neredeydi orası?
Şurayı geçtikten sonra mıydı acaba? Olabilir. Ha, buradaydı, evet. Burada kuşlar falan da geliyor. Robotlar da geliyor. Yani yol zaten dümdüz devam ediyor. Öyle çok çetrefilli değil. Hani şuradan sağa dönün, buradan sola dönün diye tarif etmeme gerek yok. Şu dereyi takip etseniz olur zaten. Şurada yukarıdan geçen yolu az geçtikten sonra solda bu dereyi takip ettiğinizde şey göreceksiniz. Şu şelalenin içine girilebiliyor. Orada şeyler var. Silah sandıkları falan var. Ve özel, yani girdiğiniz zaman gizli bir yer keşfedildi yazıyor. Oraya girin. Orayı siz de keşfedin. İşinize yarayabilecek bir şeyler çıkabilir. Biraz hızlandırayım. Hop, buradan giriyorsunuz. İçeride böyle 3 tane sandık var ve challenge kabul ediyor, yani bu bulduğunuz, keşfettiğiniz yeri. Mavi renkte olanlar yeşillerden daha iyi özelliğe sahip. Daha pahalı. Sizin işinize yaramıyorsa bile alın, satarsınız. Parayı çevirirsiniz. Buradan devam ediyorsun. Şuraya basıyorsunuz. Görev burayı gösteriyor zaten. Bu içeri girince kaydediyor otomatik. Ben normalde bu 1 saat 7 dakikayı ikiye bölüp işte 30'ar dakikalık 2 bölüm halinde yayınlayacaktım. Burada bölecektim bir ilkini. Yani 34-34 tam da denk geliyormuş aslında. Ama işte maalesef onu yapamadım. Bu bölümde iki tane görev var. Birincisi şu, parmağımla gösteriyorum ya. Slug samples dediği şeyler 10 tane var. Sağ üst köşede hemen resmin üstünde görüyorsunuzdur. Onları topluyorsunuz. Zaten direkt karşınıza çıkıyor. Yani yerleri çok ortada. Hani gözden kaçıracağınızı zannetmiyorum. O 10 taneyi toplamasanız da o görevi yapıyorsunuz. O bir yan görev, yani 10 tane şey toplamak, slug örneği toplamak. Ama zaten topluyorsunuz, yani o zor değil. Artı 4 tane başka bir görev daha var bu bölgede. 4 tane ses kaydı, teyp topluyorsunuz. Onlar da yine çok göz önünde. Gerçi 2 tanesi bir düğmeye basıyorsunuz, bir şey açılıyor, onun içinden çıkıyor. Onları da şimdi göreceksiniz. Şu rampayı açtıktan sonra burada robotlar geliyor ve çok güçlü robotlar çıkabiliyor. Ha, burada galiba ölmüştüm bir kere. Evet, burada bir kere öldüm. Çünkü bayağı çok geliyorlar. Bol kafanıza roket saydıran robotlar geliyor. 4x, 3x. Şuradan aşağı indiğiniz anda daha da fazlası geliyor. Sniper güzel. Sniper'la kritik vuruş yapabilirseniz tek de alabiliyorsunuz bazılarını. Bu stalker'lar görünmez oldukları için robotu zorluyorlar. Robot onları göremediği için öldüremiyor. Şu robotlar da, düşman robotlar, kar küreğicisi gibi öyle bir küreme cihazını alıp kalkan gibi önlerine tutup size doğru koşturuyorlar falan, enteresan. Burada ölüyoruz işte. Şu karşıdaki abi kafamıza saydırıyor. O bayağı bir bedes. Yani seviyemizden daha düşük olmasına rağmen öldürdü. Tam seviyenizde gelirseniz burada bayağı bir tırmalarsınız. Burada ölüyoruz. Tekrar oraya koşturuyoruz. Ve ikinciye, o robotu öldürüyoruz. Buradan içeri giriyoruz. Buradan içeri girdikten sonra şöyle yerler var. Sağda solda kapalı. Ve içerilerde şeyler var. Denek hayvanları işte. Canavarlar var. Onlar normalde kapalı. Size saldıramıyorlar. Ama bir şey yapacaksınız ve onlar açılacak. Şu mavi, yeşil, turkuaz işte neyse, yukarı doğru ışık çıkan şeyler
Bu slug sample'lar. Onları topluyorsunuz. Dediğim gibi toplamasanız da yine bu bölümü geçmiş sayılıyorsunuz ama toplarsanız ekstra puan kazanıyorsunuz. Burada uyuyor. Bir tanesi karşıda da var. Şurada sağda burası çok zevkliydi o oyunda. Bu kısım. Hızlıca geç. Burada silahımı değiştirdim. Daha güçlü bir tabanca buldum. Onu aldım elime. Hızlı hızlı. Makinelden daha güçlü bu tabanca. Bunu aldım elime. Bu kutuların içinden 3 tanesinden böyle minik robotlar ya da düşmanlar çıkıyor ve loot diyorum yani. Loot bilmem ne bilmem ne isminde. Her ateş ettiğinizde her canı azaldığında içinden bir şeyler dökülüyor falan ama bayağı güçlüler. Şimdi 2 tane daha çıkacak onlardan. Şunu alın. Bu ikinci şey. Zaten ilki direkt karşınıza çıkıyor. İkincisi bu kutudan çıkıyor. Onu da görüyorsunuz zaten ışığını. Hani gözden kaçırmanız mümkün değil. Şu da Loot Midget Combat Engineer. Bayağı hasar veriyorlar yalnız. Bunlara dikkat edin. Kaçıncı seviye? 21. O yine 23 olsa hap yutmuştuk. Robotumuz kalkanımızı fulluyor Allah'tan. Neyse onu da hakladık. Zor oldu biraz ama hakladık. Haklayınca bayağı bir şey dökülüyor. Ha, şu en son yerden aldığımız sarı. Turuncu renkli işte. Neyse en turuncu renkliler zaten en güçlü silahlar. Bir de morlar var galiba onlardan daha iyi. Ama yani çoğunlukla sarılar o turuncu gibi olanlar morlardan bile daha iyi oluyor özellikleri. Şimdi bakacak mıyız? Burada bir tane sandık var. Bundan da yine bir şeyler çıkıyor. Heh. Ne verdi bize? Ona hemen bakalım. Heh, bunu verdi. 757 vuruyor. 18. seviye olmasına rağmen. Biz 23'üz. Bir de bunun 23. seviye olanını bulduğumuzu düşünün. Müthiş olurdu. 757 vuruyor. Bunun ayarındaki elimizdeki silahlar işte 200 küsür falan vuruyor. 300 vurduğu zaman vay canına diyordum. 700 küsür vuruyor. Attığı şey normal mermi kurşun değil. Bomba, roket gibi bir şey. Bir defa tetiği çektiğinizde iki tane atıyor. Ve patlıyor. Düştüğü yerde patlıyor. Seri ateş edebilen bir silah değil. Hani makineli tüfek kurşun atmıyor sonuçta. Makineli tüfek gibi değil ama bayağı güçlü hasar veriyor. Sevdim bunu yani. Diğer şey burada. Az ileride. Yani bu esas ana görev. Bloodwing diye kanlı kanat diye bir kuştan bahsediliyor. Onu bulma görevi bu. Normalde onun yeri burasıymış. Ama buradan kaçmış herhalde veya burada bir değişime mi uğramış? Ne olmuşsa burada bulamıyorsunuz o kuşu. Mordecai de nedense bayağı bir önem veriyor o kuşa. O da bulmanızı istiyor. Sonrasında buradan çıkmak için kapının düğmesine bastığınızda diğer bütün kapalı olan yerler açılıyor ve içerideki bu denek hayvanlarının hepsi dışarı çıkıyor. Allah'tan bu güçlü silahı aldık yoksa burada kesin ölürdüm. Neyse buradaki bu yaratıkların hepsini öldürdükten sonra açılan kapıdan, az önce açtığınız kapıdan devam ediyorsunuz. Şurada sağdaki kapıyı açtınız. Yalnız içeri girip bakabilirsiniz sağa sola. Şeyler çıkıyor. Bu işte slug sample'lardan çıkıyor 2-3 tane buralarda. Sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Yine böyle köprü gibi cam mekanlı ama camları kırılmış bir mekandan geçiyorsunuz. Aşağıdan yine dere akıyor. Aşağıya inmeniz lazım. Aşağı inip sağa yukarı doğru çıkıyorsunuz. Zaten yol size otomatik olarak buradan çıkarıyor. Yani burada kaybolmanız mümkün değil. Şu
Şu kısımda yani böyle demir bir rampadan aşağı indikten sonra şu slaglardan bol bol geliyor. Ve bunlardan bir tane elektrikli slag var. Badass, badass, badass. O bayağı zor. Onu öldürmek ama işte elimizdeki bu silahla onu da öldürmek pek zor olmadı. Alpha Skek. Slag mı? Skek mi? Neyse. Ha, şurada elektrik veren karşıdan üzerimize doğru at gibi koşturan Badass Shock Skek. 20. seviyeymiş Allah'tan. O biraz sizi zorlayabilir. Yani çok güçlü elektrik hasarı veriyor çünkü. Onu öldürdükten sonra oraya içeri giriyorsunuz. Şurada kapıda güvenlik şey robotu, karşılama robotu gibi bir şey var. Onun arkasında bir düğme var. Oraya basın. Üçüncü ses kaydı o robotun arkasındaki panelin içinden çıkıyor. Orayı gizlemişler, onu bulamayabilirsiniz. Kapıdaki danışma robotu var. Robotun oturduğu koltuğun arkasındaki düğmeye basın. Onu bulmak için. Sonrasında bu da envanteri boşaltıyorum falan filan. Çünkü bir sürü şey bulduk. Böyle kapalı fabrika gibi bir yere giriyorsunuz. Burada genelde robotlar çıkıyor. Bulduğum silah şu silah sayesinde buralarda da pek zorlanmadım. Buradan devam ediyorsunuz. Sağda solda şunları toplayın. Zaten 10 tane rahat buluyorsunuz. Son ses kaydını az daha bulamıyordum. O da şuradaymış. Onu da hemen göstereyim. Neredeydi? Pardon. Biraz daha geriye gelmem lazım. Heh. Nerede olduğu şimdi görünüyor. Haritada da zaten görebilirsiniz minimap'te. Şurada bir düğme, bir kol varmış. Bu kolu indiriyorsunuz. Şu soldaki kabinler açılıyor. İçlerinden gene yaratıklar çıkıyor. Stalkerlar. Bu stalkerları avlıyorsunuz. Burada bir 10 tane falan çıkıyor galiba stalker. Kolay oldu. En son çıkan stalker'ın olduğu kabinden dördüncü ses kaydı çıkıyor ve o görevi yapmış oluyorsunuz. Yani aynı güzergahta, aynı yol üzerinde iki tane görev var. İkisini birden aynı anda yapabiliyorsunuz. Gidip gelmenize gerek yok tekrar. Sonra burada bir asansör buluyorsunuz. Asansörle aşağıya iniyorsunuz. Asansörle aşağıya indiğinizde esas ana görev bu işte Bloodwing denilen kuşla karşılaşıyorsunuz. Burada bir ara video gibi bir şey giriyor. Ahanda Bloodwing bayağı bir evrim geçirmiş, değişime uğramış. Kendi kendini değiştirebiliyor. Bazen elektrik veriyor, bazen işte alev pardon. Bazen alev saçıyor. İşte şu anda slag bizi çarptığı zaman slagliyor. Slaglemek yani bu mor olduğunuz zaman kalkanınız zayıflıyor. Çok daha kolay hasar alıyorsunuz. Şu anda da alevli oldu. Silahımız güçlü Allah'tan. İsabet ettirdiğimiz zaman bayağı hasar veriyoruz. Robotumuz da bayağı ona hasar veriyor. Burada ölmedik. Rahat geçtik. Burada biraz fazla oyalanırsanız şu arena bölümünde sağdan soldan başka küçük yaratıklar da gelmeye başlıyor. Buna ilave olarak. O biraz zorluyor işte sizi. Yani buna odaklanmışken yukarıya bakarken sağdan soldan başka yaratıklar sizi öldürebiliyor falan ama biz hızlı öldürdük. Diğerleri gelmedi, gelemedi. Burada zehir şey yaptı, eritme ve bayağı hasar verdi. Burada bunun boynunda bir şey var, onu alıyorsunuz. Claptrap'in upgrade dalgası bu. Onu aldıktan sonra uzaklaşın çünkü patlıyor. Burada öldü. Bu öldükten sonra Mordecai bayağı üzüldü. Onun ölmesini istemiyormuş anlaşılan.
Veya belki onun kuşu muydu bu zamanında? Aralarında duygusal bir bağ mı vardı? Hiç bilmiyorum. Keşke Türkçe yaması olsaydı oyunun. Bu oralarda yine silahlar milahlar buluyorsunuz. Güzel özellikleri olan. Bu bölge çok zengin. Yani böyle sandık bakımından, silah bakımından falan bayağı zenginmiş. Artı zevkli, artı zor bir bölüm. Buralara geldiğinizde bayağı eğleneceksiniz yani. Bu kadar. Sonrasında zaten tekrar hızlıca yüksek yerlerden uzaklara atlaya zıplaya oyuna ilk başladığım yere geri döndüm. Buralarda çatışmadım. Koşa koşa yanlarından geçtim. Yoksa geri dönüş yolunda bol bol yine bu stalkerlardan ve robotlardan çıkıyor karşınıza. Ama ben hızlıca onlarla uğraşmadan geçtim. Sonuçta görevleri yaptık burada. Buradan Sanctuary'ye dönmeniz lazım. Yaptığınız iki görevi de Sanctuary'de teslim ediyorsunuz. Ben Sanctuary'ye döndüm ve orada kaydettim. Oyunu bitirdim. Sanctuary'den devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm böyle olmuş oldu. Biraz saçma oldu ama ben yine de işte video üzerinde anlatarak hani tam çözüm izlemek isteyen takılanlar hani görevi nasıl yapacağını geçemeyen sırf onu görmek için video izleyen arkadaşlara rehberlik olsun diye yine de bu bölümü koyuyorum. Normalde koymazdım belki bunu es geçerdim. Bundan sonraki bölümlerde biraz daha dikkat edeceğim. İnşallah öyle bir problemle tekrar karşılaşmam. Şimdilik bu kadar. Borderlands'in bir sonraki bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.